Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Bugünkü videomuzda Facebook hesabını kurtaramayanlar veya Facebook hesabı çalınanlar ne yapması gerekiyor bunu anlatacağım. Farklı nedenlerden dolayı Facebook hesabını kurtaramayanlar için kesin işe yarayacağını düşündüğüm iki tane yöntem sunacağım sizlere. Bunu isterseniz sizler de uygulayabilirsiniz. Kesin bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu videoyu dikkatli şekilde izleyin. Şimdi sizlere göstereceğim şey arkadaşlar diğer kanalların göstermiş olduğu şeylerden daha farklı. Şunu söylüyorlar, ne yaparsam yapayım Facebook hesabımı kurtaramıyorum şeklinde bazı yorumlar geliyor. Elinizden geleni yaptınız fakat herhangi bir sonuç alamadınız. Bir sonraki adımda bizim yapmamız gereken şu arkadaşlar, yetkiliyle bağlantıya geçmek. Bunu yapabilirsek ki ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun ayrıntılarını sizlere birazdan göstereceğim zaten. Bu arada ben buradan bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu tür kurtarma işlemleri bilgisayar üzerinden yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu telefon ile yapılacak bir şey değil. Bilgisayarınızı açıp herhangi bir tarayıcı üzerinden, bakın hiç fark etmez, herhangi bir tarayıcı üzerinden Facebook'a giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında bize şöyle söylüyor arkadaşlar. Facebook'un arama kısmına veya URL kısmına şu kodu giriyoruz arkadaşlar. Bunu girdikten sonra karşınıza giriş sorununuzu bildireceğiniz bir alan çıkacaktır. Bu bahsedilen kısmı şimdi size ben gösteriyorum arkadaşlar şu kısımdan. Ben buraya nereden geldim size göstermek istiyorum arkadaşlar. Google'a geliyorsunuz, ardından Facebook yardım yazıyorsunuz. Zaten birinci sırada yardım merkezi Facebook çıkıyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıkan bu sekmelerle bizim hiçbir ilgimiz yok. Çünkü bu sekmeler bizi arkadaşlar yetkiliyle bağlantıya götürmüyor. Götürmediği için de bizim işimize yaramıyor bunlar. Sol sekmeden ilkeler ve şikayet etme kısmına geliyoruz. Ardından Facebook'ta ilgili bir sorunu bildirme kısmına basıyoruz. Şimdi bize burada şöyle bir şey söylüyor. Facebook'a bir şikayette bulunulduğunda bu şikayet tarafımızca incelenir ve topluluk standartlarımızı ihlal eden her şey kaldırılır diyor. Burayla işimiz yok. Bu şikayetle ilgili görüş bildirmeniz kısmının üstüne basıyoruz. Ayrıca isterseniz bir ürün veya özellik hakkında talep edilmeden görüş bildirebilirsiniz kısmına basıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, şu anda bizim karşımıza böyle bir şey çıktı. Bu karşımıza çıkan yerden bizler arkadaşlar sorunumuzu çok detaylı şekilde, ama bakın bu kısma dikkat, detaylı şekilde bildirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu anlatacağım sizlere. Bu kısımda Facebook'ta kullanmış olduğunuz veya Facebook dışında kullanmış olduğunuz herhangi bir mail adresine girebilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Bu mail adresinin zaten buraya yazılmasının amacı yardım ihtiyacınızın cevabını işte bunlar bu mail adresine gönderecek arkadaşlar. Bu kategorilerden hiçbiri bizim işimize yaramıyor arkadaşlar. Hemen aşağıdan diğer diyoruz. Bu tür sosyal medya mecraları kendilerine ulaştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ya. Çok teferruatlı, kimsenin anlamadığı şeyler buraya arkadaşlar ekliyorlar ve bir türlü sonuca ulaşamıyoruz arkadaşlar bu kısımlarda. Ben yazacağım arkadaşlar. İster siz benim aynı yazdığımı yazarsınız veya farklı şeyler de yazabilirsiniz. Yani ben sorununuzu bilmiyorum. Devam ediyorum ben bu aşamadan. Hemen aşağısında bizim Facebook profilimizin arkadaşlar ID'sini yazıyoruz. Daha sonrasında kullanıcı adı ve ülkeyi yazıyoruz. Şu şekilde kullanıcı kimliği demek oluyor arkadaşlar, ID biliyorsunuz. Sorunumuzu bildirir ve sorunumuzla alakalı olan dokümanları kendilerine vermezsek eğer bir sonuç alamayız. Bu yüzden bu kısım oldukça önemli arkadaşlar. Aklınızda bulunsun sizlerin de. Bu kısımları da arkadaşlar tamamladıktan sonra sağ alttan göndere basabilirsiniz. Geri dönüşü en erken 24 saat, en geç bir hafta içerisinde alacaksınız. Facebook destek ekibi konu ile ilgili mesajınızı inceleyerek sizin için en doğru işlemi yapacaktır diyor bize. Devam edelim şimdi bu aşamadan sonrasına. Bakın daha bitmedi arkadaşlar. Mail adresleri var bunların. Bu şekilde böyle farklı mail adresleri kurmuşlar. Facebook hesabınız kapatıldığında bu mail adresine yazıyorsunuz. Veya Facebook'a öneride bulunmak istiyorsanız bu mail adresine yazmanız gerekiyor. Yardım almak istiyorsanız ise bu mail adresine yazmamız gerekiyor.
farklı nedenlerden ötürü böyle Facebook hesabı kapatılan varsa arkadaşlar, buraya bu mail adresine yazmasını ben tavsiye ediyorum. Bu mail adresini kullanıyorlar arkadaşlar bunlar genelde. Eğer bu aşamada bir sonuç alabilirsiniz ne ala, fakat alamazsanız arkadaşlar, şimdi sizlere ben ikinci yöntemi anlatacağım. İkinci yöntemi lütfen dikkatli şekilde dinleyin. Bu kısma daha dikkat edelim. Çünkü şimdi sizlere birazdan anlatacağım şeyi hiçbir yerde bulamazsınız. Bu yüzden bunu söylüyorum. Bu aşamada yapmanız gereken arkadaşlar, herhangi bir tane mail adresi oluşturmak. Ben de zaten şu anda bir deneme hesabı oluşturdum arkadaşlar. Deneme hesabı Gmail'den giriş yaptıktan sonra sol sekmeden oluştur kısmına basıyoruz. Ardından arkadaşlar not defterimde bulunan bu herhangi bir konuda yardım alınan bu mail adresini ben arkadaşlar kime kısmına yapıştırıyorum. Ctrl V yaptım. Bu aşamada şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bizler bu kısma Türkçe yazdık ya arkadaşlar. İşte şimdi biz burada bu yazdıklarımızı tamamen İngilizce yazacağız şimdi arkadaşlar. Çünkü İngilizce yazmamızın sebebi, karşımızdaki bulunan yetkilinin kim varsa artık karşımızda bilmiyorum arkadaşlar, karşımızda bulunan kişinin bizi daha iyi anlayabilmesi için bunu yapıyoruz. Tecrübeyle sabittir bu. Şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Türkçe yazdığın zaman seni böyle pek fazla dikkate almıyor. Belki sorununu tam anlamıyor olabilir diye düşünüyorum ben. Peki ben nasıl yazacağım bu İngilizce kısmını diye soracak olursanız arkadaşlar, Translate kısmından yardım alarak yazacağız. Ben şimdi buraya sorunumu en detaylı şekilde yazacağım. İsterseniz benim yazdıklarımın aynısını veya bana bağlı kalmadan farklı şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben sizin nasıl bir sorun yaşadığınızı bilmediğim için söylüyorum bunu. Merhabalar yazarak başlıyorum. Kullanıcı kimlik numarasını, kullanıcı adını ve ülke kısmını girmeyi sakın unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kısım çok çok önemli. Sonrasında karşıya çevrilen bu yazıyı arkadaşlar kopyalıyoruz ve bunu mail adresi kısmına yapıştırıyoruz. Konu kısmına ise arkadaşlar şöyle yazabilirsiniz. Please help me yazdım arkadaşlar. Şöyle bir şey daha yazacağım. Facebook hesap yazacağım. Kopyalayalım bunu. Konu kısmına yapıştırdım. Facebook account kısmını da buraya ekledim. User ID kısmı arkadaşlar, genelde böyle bu numaralardan oluşur. Şu şekilde böyle numaralardan oluşur. Bu kısma dikkat edelim. Kullanıcı adını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin şu anda profilinize bulunan kullanıcı adı kısmını buraya giriyorsunuz. Ülkeye ise Türkiye yazıyoruz. Bunları da yazdıktan sonra hemen aşağıdan göndere basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra tabii. Ve yine aynı şekilde size cevabın gelmesi 24 saati veya 1 haftayı bulacaktır arkadaşlar. Yani bu tamamen Facebook'un yoğunluğuna bağlı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bana yorumlar kısmından her zaman yazabilirsiniz. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.